Şimdi sözü arkadaşlarıma vermek istiyorum. Neler yapmışlar? 21. yüzyılda neler yapılabiliyor? Bize örneklerle bir güzel bir sunum yapacaklar. Öncelikle Nülfer Kurfei hocama söz vermek istiyorum. Nülfer Kurfei hocamız hem kendi atölyesinde hem de Milli Saraylara bağlı bir atölyede selim sağlam Hocamızla birlikte tesip dersleri veriyor. Buyurun Ülfer hocam. Evet, mikrofonu biraz indireyim değil mi? <laughs> Merhabalar ve hepiniz hoş geldiniz. Şimdi. Faruk Hocamız örneklerle gitti. Ben genel olarak e, bazı şeylere değinmek istiyorum burada. Hep beraber. E, pek çok tesipçi arkadaşımız da aramızda. E, esasında Klasikten çok farklı şeyler yapmıyoruz hiçbir şekilde. Çünkü hiçbirimiz klasiğe karşı değiliz. Bir ayağımızın klasikte durmasından yanayız. Diğer ayağımızı ne kadar açabilir, nereye kadar özgür düşünebilirsek diyoruz. Yani hiçbir arkadaşımızın burada klasiği reddedip de tamamen yeni arayışların peşine düşelim dediğini düşünmüyorum ben. O açıdan her birimizin yaptığı eser çalışmalarımızdaki yeniliklerin de bu anlayışlı olduğunu düşünüyorum. Demin Faruk Hocanın da gösterdiği bütün örneklerden, bizim de şimdi vereceğimiz örneklerden bunu anlayabiliriz. Neler yaptık aslında değişiklik olarak? Boyutlar getirmeye çalışıyoruz. Yani daha resimsi bir bakış açısı getirmeye çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Minyatür tekniğinde belki sıklıkla kullanılan... E, gölgelemelerle, noktalamalarla sanki birkaç e, mekan arka arkaya duruyormuş gibi bir duygu uyandırmaya çalışıyoruz. Veya bazı yaprakların uçlarından ya da kapalı formların uçlarından e, geriye ve ya öne sarılan e, bir takım çizimlerle sanki e, bir boyutun arkasında diğer başka motifler varmış gibi bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Ee, ve çok da sık kullanılmayan kompozisyonlarda, mesela bizim çok sevdiğimiz aslında Münhanilerle, Selçuklu Münhanileriyle, e, Süreyli hocamızın dediği gibi literatüre kuşlu Münhani olarak kazandırdığı e, çizimlerle ki bazı hocalarımız aslında Münhani'nin e, bir motif olduğu, olmadığını, bunun bir üslup olduğunu savunuyorlar. Böyle bir tartışma da var. O artık akademisyen arkadaşlarımızın hepsinin çalışmaları gereken bir konu. Dolayısıyla o kuşlu münhanilerle belki farklı kompozisyonlar yaparak, ama kompozisyon kurallarını da hiç çiğnemeden, yani bu kurallar neler, gidiş yönleri, kullanılan diğer motifler. Ee, belki e, yeni farklı formlar yaratarak e, bu motifleri içine yerleştirmek ve bu mülhanelerle de farklı motifler yaratmak gibi düşüncelerle e, yaptığımız çalışmalarda yenilikler var aslında. Şimdi hep beraber göreceğiz ama ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Ee, belki zamanımızda yenilik olarak göreceğimiz şeylerin başında aslında dijitalleşme geliyor. Ben öyle algılıyorum. En önemli şeyin de usta çırak ilişkisini kaybetmek olduğunu düşünüyorum. E usta çırak ilişkisi çünkü bambaşka bir e, geçmiş döneme göre bir birliktelikti. Zannediyorum onu kaybettik biraz bu sosyal mecralarla ve e, dijitallikle. Bu çok tartışılacak bir konu aslında. E, dijitalizmin, e, tesibin ve diğer geleneksel sanatların içine nasıl e, yerleştiğini hani tam da kalbine saplandığını e, düşünüyorum. Bunun e, olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu düşünüyorum. Yani artıları çok var. Hepimiz kullanıyoruz. Ama eksilerinin de çok olduğunu düşünüyorum. Bunu da yine topu e, genç arkadaşlarımıza atıyorum. Bu konu çok tartışılacak bir konu. Evet bunların dışında aslında en önemli konulardan biri de bu sosyal mecralarla öğrencilerin çok basit çok kısa zamanlar içinde bu sanatları öğrenip var olma çabaları çabasına girmeleri gibi geliyor bana biraz sanatlarımızın e, bugüne taşıyan özelliklerden biri olarak. Bu da doğru mudur, yanlış mıdır? Yani ben burada böyle tartışma başlıkları gibi bazı konuları açıp sanki bunlar çok uzun bir konuşma konusu, her biri ayrı bir konuşmada tartışılacakmış gibi düşünüyorum açıkçası. Onun için şimdi demin bahsettiğim örnekler üstünden gidersek e, anlatırken daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Ee, Faruk hocamızın dosyasını kapatalım. Şimdi demin bahsettiğim bu münhani kuşlarla ilgili olan çalışmaları hızlıca geçeceğim. Ee, 8-10 civarında hazırladığımız çalışmalardı bunlar. Ee, burada gördüğünüz e, ortadaki kuş benzeri olan formlar aslında tam da e, klasik spirallerden oluşmuş bir form. Ee, bu formu kompozisyon içinde bir arada topladığımız zaman, e, diğer öğelerle, diğer motiflerle birleştirdiğimiz zaman, başlı başına e, bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. E, esasında baktığımızda kompozisyon kurallarımıza, klasik kuralların dışında hiçbir e, farklı bir çalışma olmadığını gözlemleyebiliriz. Yani burada bu kuş benzeri formun ve etrafındaki çiçeklerin, eee güllerin, lalelerin hem farklı bir yorumla yapıldığını hem de bunların bütün gidiş yollarının esasında tam da bizim kompozisyon kurallarımızdaki S yolları takip ettiğini, geri dönüşler dahil, Gaga hareketleri dahil tam o kurallar çerçevesinde çizildiğini takip edebiliriz aslında. Onun için eee Hızlıca geçecek olursak detayını daha iyi görüyoruz burada ve yine o mülnhani formlarla nasıl bezendiğini görüyoruz. Bunlara değişik isimler vermiştik işte ilham gibi, buslat gibi, sükut gibi, muhabbet gibi. Muhabbet gibi. Çok yakıştırmıştık ve bu tip isimlerle çalışmıştık. Bu bir sergi çalışmasıydı. Dolayısıyla bu yine detay görüyorsunuz ve bu detaylarda artı yine Münhanilerin nasıl yerleştiğini görüyorsunuz. Bu bize çok keyif veren bir çalışmaydı ama şunu da eklemek istiyorum. Biz bunu... Bir yenilik yapmak, tesibe yenilik getirmek amacıyla yapmadık herkesin bildiği gibi. Aslında bütün arkadaşlarımızla mutlaka dur bir yenilik yapayım, bakayım nasıl olacak diye başlamıyoruz bu işe. Belki bir doygunluk, belki elimizden kalemin farklı oynayışı, çıkışı. Bize bir pencere açıyor, bir kapı açıyor, oradan giriyoruz. Böyle farklı çalışmalar çıktığı zaman ve hoşumuza gidip de gönlümüze de yerleştiği zaman devam ediyoruz. Ama zannediyorum ki buradaki bütün arkadaşlarımız da aynı ruh hali içinde çalışıyorlar yeni ve farklı tasarımlarında. Bu çalışmalara devam edeceğim biraz hızla. Siz de bunlardaki çalışmaları daha iyi anlayacaksınız neyi kastettiğimizi. Değişik öğeler kullanmışız, yazılar kullanmışız. Bu da yine bu seri içinde son kullandığımız İstanbul'da bir Biennial'de hazırladığımız bir çalışmaydı. Bunun adına Lütuf demiştik ve yine aynı mülhani formlarla hazırlamıştık. Şimdi burada Yenilik yapan arkadaşlarımıza bir değişik çalışmanın daha şeyini söylemek istiyorum. Neler kullandıklarından bahsetmek istiyorum. Aslında bütün disiplinleri bir arada kullanmaya başladık hep beraber. Yani bunlar neler? Min minyatürler, hat, diğer resim ve minyatürdeki boyama teknikleri, kağıtlardaki farklı boyama teknikleriyle hepsini bir arada kullanarak e, bir kompozisyon hazırlamanın bu yenileşmede sanki e, farklı bir pencere oluşturduğunu düşünüyoruz. E, bir tablo haline geliyor. Yani yazının etrafındaki o klasik tesipten artık yavaş yavaş kopmuş, e, bizi daha farklı düşüncelere sürükleyen çalışmalar gibi geliyor. E, detayları incelerseniz de buradaki... E, e, o gölgelemelerle boyut vermeyi, birkaç mekanın üst üste binmesini o gölgeleme tekniğiyle, noktalama tekniğiyle daha kolay verdiğimizi anlayabileceğiz. Detaylarımız. Mesela burada yine biraz öncekine benzer farklı bir lotusu andıran, yine belki bir sergi çalışması için hazırlayacağımız aynı mülhanik kuşlarla kuşlu mülhanilerle diyelim hazırladığımız bir çizimi görüyoruz burada. Ve bunları envai şekilde çoğaltabiliriz, arttırabiliriz. İstediğimiz kadar bunlarla çalışmalar yapabiliriz. Çünkü bu spiral tekniğiyle bütün motiflerin temelinde olan bu spiral çizgilerle aslında Hatayilerde, Rumilerde çok dokunup o klasik çizimleri bozamasak da oluşturduğumuz formlarla onları içine yerleştirerek çok değişik çizimler yakalayabiliriz. Kompozisyonlar yakalayabiliriz. E, ve yine bütün disiplinlerin bir arada kullanıldığı e, farklı konulara ithaf edilerek İstanbul gibi, Fetih gibi, Kanuni gibi, Fatih gibi ve benzeri e, tablolar oluşturarak böyle başlı başına konulu bir çalışma ortaya konabilir diye düşünerek bu çalışmalara hız verdik diyelim son dönemlerde. Bu bahsettiğimiz bütün çalışmaları, bunların her biri bir sergi ve proje için hazırlanmış çalışmalar ama işte minyatürü, hattı bir arada izleyebiliyoruz tesiple beraber. Bunların her birinde gölgeleme tekniğini hep kullanıyoruz. Zira bir arada kullanıldığı için tüm geleneksel sanatlar o Önlü arkalı mekanları birbirinden ayırmak kolaylaşıyor tabii gölgeleme teknikleriyle. Bu çalışmalar isim verdiğimiz zaman, örneğin Abdülhamit adını verdiğimiz bu çalışmada ona ait tüm öğelerin bizim bakış açımızdan nasıl bir araya getirilebileceğini düşünerek düşünülerek yapılmış çalışmalar. Bir şeyden daha şimdi konuşmaya başladım mı? Susmuyorum galiba kusura bakmayın. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tabii bu çalışmaların hepsini biz iki kişi olarak yapıyoruz. Ben bunun da bir yenilik olduğunu düşünüyorum aslında. Nilüfer Kurfez, Selim Sağlam aynı eser üstünde çalışıyoruz. İşçilerimize bugüne kadar çalışırken aşağı yukarı 90 yılından beri sanıyorum 35 yıl ya da 40 yıl bilmiyorum olmuş bir beraberliğimiz var. Aynı eser üstünde çalışıp aynı kompozisyonu çizerken çalışabiliyoruz. Bence bu bir farklılık ve yenilik. Genç arkadaşlarımıza her zaman bunu öneriyorum. Birlikten kuvvet doğar. Ee, esasında birbirimizde e, eksik gördüğümüz, birbirimizi tamamlayacağımız böyle bir beyin fırtınasından geçtikten sonra e, bunu oluşturmakta. Tablo bitmişken diğerinin başka bir şey eklemeye çalışması, bunun tartışmasını yapmamız, hangisi daha baskın çıkarsa onun kazanıp ona devam etmesi gibi de böyle hoş bir çalışmamız oluyor. Dolayısıyla bunun çok güzel ve denenebilir bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir öğrencimizle ve kimseyle işlerimizi dokundurmadık. Hep ikimiz çalıştık. Dolayısıyla kendimize hasta sanki bir şive olduğunu düşünüyorum. Bu zaman tasarım zamanıdır. İmzanın belli olması gereken bir dönemdeyiz, devirdeyiz. Onun için herkesin o şivesini belli etmesi gerektiğini, kendi isminin, adının, sanatının anlaşılabilirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz hızlı geçelim isterseniz çalışmaları. Detaylarımız var. Kanuni isminde bir çalışma. Yine Kanuni'ye ait öğeler ve onun o güzel sözünün yukarıda yer alması. Yine minyatür, burada minyatür hocalarımız da var. Evet, minyatürler yapıyoruz ama bu tabii bizim anlayışımızda ve e, e, daha o tabloya uyum sağlayacak küçük çalışmalar şeklinde gelişiyor. E, Fatih'i e, konu aldığımız başka bir çalışma. Bunların diğer bu konuları anlatırken çok uzun uzun bu tablolardan neyi düşünerek, neyi nereye, niye koyduğumuzu düşünerek anlatabiliriz aslında. Ama çok zamanımızı alacağı için inşallah başka bir konuda, başka bir konuşmada saatlerce konuşalım bunu. Yine bu tarz çalışmalardan birisi. Rumiler olsun, örneğin bir geometrik motifin sonsuzluktan başlayıp sonsuzluğa gidişi gibi bir fikirle bu Orta Asya ile ilgili bir çalışmaydı. Orta Asya kelimesini de kullanmayalım aslında. Özbekistan diyelim. Ee, gördüğünüz gibi bütün tekniklerin ve çalış örneğin bir lale formunu e, formu çalışmışız. Bir tesip için, bir halker için de e, lalenin farklı yorumlanmasını burada izliyoruz. Evet, arzu ederseniz ben. Görsellerimizi burada keseyim çünkü çok daha fazla uzun uzun anlatmayayım. En azından görebiliyoruz neler olduğunu deminden beri söylemek istediğim şeylerin. Ama burada belki çok farklı olan iki çalışmayı da sizle paylaşıp ben ayrılayım. Bu öğrencilerimizin yaptığı şu çalışmayla bu çalışma öğrencilerimizin yaptığı çalışmalardan ikisi... Ee, son dönem e, biz yazıların etrafında bu tarz gölgeleme üzerine çalışılan tesipleri çok fazla kullandık. Öğrencilerimizle de kullanıyoruz. Zira e, e, çok alışılagelmiş, bildik e, e, halkerleri ve tesipleri çok klasik olan çalışmaları yapmaktansa değişik istiflenmiş yazılar etrafında e, kademeler halinde katmanlar yaratmak ve bunu da gölgeyle vererek her bir kademede yazıların biraz daha ön plana çıkarak çalışmak gözümüze çok hoş göründüğünden son çalışmalarımızda bunu kullandık. Aynı şekilde burada da izliyoruz. Burada da yine Allah lafzının etrafındaki bu kapalı formun etrafındaki gölgelemelerle bir ikinci kademenin yaratıldığını görüyorsunuz. Bunların da değişik çalışmalar olduğunu bu zamanda vurgulayabiliriz. Ve biraz önce bahsettiğim e, yaprakların kenarındaki dönüşlerle elde ettiğimiz e, boyut çalışmaları da şurada gördüğünüz gibi e, bizim son dönem işlerimizde yer alıyor. E, arzu ederseniz ben konuşmamı burada bitireyim. Selim Sağlam hocamıza bırakalım ki devam etsin. Çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun.